kim için kavga edeceğini de tek tek anlattı. Bugün yazdığım konuşmayı bir tarafa bıraktım. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Gerçekten çok öfkeliyim. Evlatların karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'yi asla istemiyorum. Farklı bir Türkiye. Her çocuğun aydınlık bir ortamda yatağına başını koyduğu bir ülkeyi istiyorum. Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolayısıyla öfkeliyim. Ve seslenmek istiyorum. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Hiç kimse olarak gördüklerin karanlık ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Dünya kötülük yapanların yüzünden değil, kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur değerli arkadaşlarım. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Size de bir çift lafım var. Bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben o yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve ne söylüyorum? Cesaret yoksa zafer de yok Emre Alafçı. Bu konuşmayı ben canlı da dinledim. Bunun devamında işte buradaki arkadaşlarıma da sesleniyorum. Orayı da vereceğiz, ayrıca vereceğiz. Kısmı da var. Yani biraz manifesto niteliğinde bir konuşmaydı. Ama yani dünkü yaşananlardan sonra en yüksek perdeden tepki gösterilmesi gerekiyordu ki toplumun da geri kalanına bir miktar da olsa bir güvence vermek, onların konuşabilmelerini sağlamak, konuştuklarında başlarına bir şey en azından gelmeyeceğini, gelse bile birilerinin onları koruyacağını biliyor olmak gerekir ki ancak konuşulabilsin. Şimdi mesela ikinci kısım çok önemli. Yani konuşursak da arkamızda biri duracak. Evet. Şimdi mesela siz bugün doğrudur yanlıştır AKP ile ilgili AKP'nin içinde yanlış bir şeyler söylediğiniz zaman topyekün bir savunmaya geçiliyor ve ona göre de rahat hareket ediyor insanlar. Hatta şey çok daha yanlış. Hatta çok daha yanlış suç. Tamam söyleyecektim. Hatta suç işlediğinde bile bunun cezasını görmüyorsun. Bu doğru bir şey diye söylemiyorum ama bunun karşısında da bir şey konuştuğun zaman senin arkanda duracak bir en azından siyasi yapının ya da bir çoğunluğun en azından milyonların olduğunu biliyor olmak gerekir. Bunu da tek tek soramayacağımıza göre o milyonların liderliğini üstlenmiş Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmayı yapması gerekirdi. Belki ton arttırılabilir. Hem konuşmayla hem eylemlerle. Bekliyor musun kendi önümüzdeki dönemde bu gerilimin artması? Bekliyorum, bekliyorum. Peki yani mesela şöyle de bir durum var sanki. Aslında bu hamle altılı masa dediğimiz bizim altı muhalefet liderinin düzenli bir şekilde bir araya gelip aslında seçime doğru hazırlık yaptıkları bir süreçte onu biraz ayrı tutmak lazım. Bir yerde orayı da karıştırmaya yönelik bir hareket olabilir mi? Yani çünkü mesela bugün çok da konuşuldu Sayın Ali Babacan'ın ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nun işte hani bir tarafta o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde görev yapmaları, kabinede bulunuyor olmalarını ötürü müşteki pozisyonundalardı. Bayağı da işte birileri de çıktı dedi ki bu altılı masada bu liderler de var. Nifanı da araya sokmaya çalıştı. Bir de bunun üzerine az sonra belki Zeynep'le daha detaylı bilgi vereceğiz. Bir de HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir tartışma var. Yani böyle sanki CHP'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni masanın geri kalanından ayırmaya çalışacak hamlelermiş gibi de gözüküyor. Yani ben şimdi bunu söylerken de utanıyorum bu arada. Yani bunu söylüyorum ama utanarak analiz söylüyorum. Analiz yapılması gerekiyor. Çünkü şöyle utanıyorum. Hani bu bahsettiğim strateji siyasette hani fikirler konuşulur, tartışmalar, hamleler yapılır ama az önce ismini saydığımız o kıymetli insanların hayatları üzerinden oynanan bir strateji ise bunu utanç içinde soruyorum yani bir taraftan. Benim bilmiyorum benim utanmam gerekiyor bu durumda ama hani böyle bir stratejinin bir parçası olabilir mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz bu masadan ayıralım. Orada zaten ana damarlar var.
Şimdi bu hamleyi yaparsak özellikle işte Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ni bir miktar böyle bir şeye, pozisyona koyarız, Saadet Partisi'ni. Bir sonraki aşamada da HDP'yi orada bir operasyonla, işte bir yargı kararıyla kapatabilme imkanı var. Çünkü elinde gördük, yani her şeyi yapıyor istediği gibi. Burada da İyi Parti ve Demokrat Parti'yi CHP'den ayrıştırma şansımız olabilir ve bir yalnızlaştırma, bir ittifakı dağıtma stratejisi mi yapıyor? Yani böyle bir şey mi var? Ana ya da var mıdır? Ana amacın bu olduğunu düşünüyorum. Ama yan fayda olarak bunu da kurcalamak isterler. Peki ne ana amaç? Yani ana amaç, Türkiye'de sivil toplum hiç konuşmasın. Seçimleri bu ortamda gidelim. Bir şekilde toplumda medyayı etkileyen, kanaat önderlerini oluşturan kim varsa sussun veya taraf değiştirsin, onlardan yana olsun. Bir seçim yapılsın, o seçim göstermelik olsun ve neticesinde Erdoğan kazansın, 400 milletvekili Cumhur İttifakı'na gitsin diye yapılan bir ortam var. Bu. Şimdi ben bu planın az önce bahsettiğim yan tarafında tutmayacağını dair ümitkarım. Onu da yarın grup toplantısında Meral Akşener çıktığı zaman söylemesi gerekenleri söyleyeceğim. Bilemiyorum. Bazen de iç meseleler de olabilir. Çok da yormayalım. Yarın işte burada 15-16 saat kaldı. Göreceğiz. Ama bu bugün tatsız güne rağmen biraz emojilerimizi hatırlatalım diyorum. Şunu yapacağım. Kılıçdaroğlu'nun konuşması, ben böyle diyorum. Yani hakikaten uzun zaman sonra, az önce Emrah da söyledi. Daha sert olmamız gerekiyor. Yetmez ama evet diyorum. Belki geç ama güç olması mutlaka olsun diyorum. En iyi savunma böyle anlarda taarruzdur. Yani siz, diyelim ki bir yıl sonra seçim var. Bir yıl boyunca rakip takım saldıracak, sürekli kendi ceza sahanıza sıkışarak o golü engelleyemezsiniz. Topu yere atmanız, kontra atak yapmanız, onları zorlamanız lazım. Dolayısıyla sürekli bugüne kadar FETÖ ile kimin ilişkili olduğunu, PKK ile kimin irtibat kurduğunu, kimin ortak Öcalan üzerinden politika dizayn etmeye çalıştığını hep hatırlatmak gerekiyor. Kimin bu ülkede en büyük yolsuzlukları yaptığını, değil mi? Sedat Peker'in ifşaları vardı. Ne oldu onlar? Bunları hatırlatmak gerekiyor. Bu ülkeyi dış borcu sokanların kim olduğunu, finansal bağımsızlığını yitiren, doların niye çıktığını anlatan, bunları hep ifade etmek gerekiyor. Hatta tek, hatırlatayım. Tek saydı ama Sayın Kılıçdaroğlu. Mağdur olan herkesi tek tek saydı yani. Şimdi mesleki olarak hatırlatayım. Çok pardon, bir şey ekleyeceğim. Neydi Mayıs-Haziran 2013'te? Gezi olayları çıktı. Bir el bunları örgütledi ve dolar kuru patladı. Ya aynı dönemde Hindistan'da da, Endonezya'da da, Brezilya'da da, Rusya'da da bunların aynısı oldu. Orada da mı biz sokaklardık? Değil. Tabii ki biz bunu mesleğe hakim olduğumuz için söylüyorduk. Ama bunu medya bu şekilde yansıtmadı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki dolar kuru o dönem 1.50'den 1.80'e gitti diye bu kavga. Hatta o kadar bile değil. Kavga çıkmıştı. Şimdi 15 lira oldu. Siz götürdünüz oralara. Sadece 6 ayda 2 katına çıktı. Murat, bir şey söyleyeceğim. Az önce söylediğimle bağlantılı. Bu 6 ayda 2 katına, hatta Eylül'den Aralık'ta bu kadar yükselmesinde ve bir anda düşmesinde nasıl bir toplumsal tepki oldu? Nasıl bir ses çıktı? Herkes kendi cebine dokunduğu için bu mesele doğal olarak dolar konusunda muazzam bir infial oldu Türkiye'de. Evet. Aynı infial yaşanan hukuksuzluklarda olmuyor. Şimdi bir izleyicimiz şey yazmış. Ama aralarında da çok ciddi bağlantı var. Bak mesela, anlamak için etiketiyle yazarsanız buradan ara ara sizin de fikirlerinizi vermek istiyoruz, biliyorsunuz. Hiç keyfiniz yok bu akşam. Hani biz hep böyle bir yandan olan gelişmeleri gerçekten umudu da kırmayacak şekilde biraz da güler yüzle ele almaya çalışıyor ama gerçekten gülecek halimiz. Yani böyle şen şakrak olacak bir halimiz yok. Orada çok kıymetli insanlar bugün özgürlüklerinden mahrum edilirken öyle çok, hani yine bir şekilde olumlu kalmaya çalışıyoruz ama zor tabii. Ne yapayım? Buradaki çok pardon. Zeynep, sana iki sorum var. Reklam öncesi. Küçük bir şey diyeceğim. Bu kişilerle uyuşmayabilirsiniz. Osman Kavala'yı sevmeyebilirsiniz. Diğerleriyle bir şekilde aynı ideolojide olmayabilirsiniz ama yarın sizin de başınıza gelebilir. O yüzden bir birlik gerekiyor. Murat, şöyle bir durum yok mu ya? Şimdi ben mesela seninle anlaşmazlığa düştüm.